Bazen pervasızlık korkunç suçlara iter ve genellikle suç dünyasında ciddi olaylara yol açar. Suçlular, azılı suçlular, eylemleriyle çevrelerindeki herkes için bir tehdit haline gelir ve masumlar acı çekebilir. Bugünkü hikayemizde de böyle oldu. Asley Dale varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocuğun küçük yaşlarında annesi ve babası boşanmıştır. Ashley'nin annesinin ilk evliliğinden iki küçük kız kardeşi vardı. Daha sonra annesi Rob Jones adında yeni bir adamla ilişki yaşamaya başladı. Zamanla birlikte yaşamaya başladılar ve aileye bir erkek çocuk doğdu. Aile Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde ikamet ediyordu. Yakın arkadaşları hikayenin kahramanını güzel, zeki ve karizmatik bir kız olarak tanımladı. Başarılı olmayı, baş döndürücü bir kariyer inşa etmeyi hayal ediyordu ve erken yaşta hedeflerine doğru ilerliyordu. Ashley hayatının ilk şokunu yaşadı, Louis adındaki küçük erkek kardeşi henüz 16 yaşındayken öldürüldü. Bu olay 2015 yılının Kasım ayında gerçekleşti. Tüm yakın arkadaşları adamı dengeli, sakin ve nazik bir genç adam olarak tanımlıyordu. Ancak bu onu suç dünyasının temsilcilerinden kurtarmadı. Louis Liverpool sokaklarında dolaşırken, insanlar onu rakip bir çeteden bir adam zannetti. Bunu belirlemek için kullandıkları tek parametre kıvırcık saçlarıydı. Ne yazık ki, üç suçlunun masum bir adamı katletmesi için bu kadarı yeterliydi, neredeyse yakın mesafeden bir av tüfeğiyle sırtından vuruldu. Louis aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşananlar ailesini ve sokağa çıkmaya korkan tüm yerel halkı şok etti. Polis, kendilerine gangster diyen silahlı çeteyi kısa sürede yakaladı ve haklarında dava açıldı. Failler hak ettikleri cezayı almış olsalar da, yerel çetelerin çokluğu göz önüne alındığında şehirde güvenlik söz konusuydu. Kardeşinin ölümünün trajedisi Ashley'i derinden etkiledi, aynı kaderi paylaşabileceğinden korkuyordu. Ancak onun mücadeleci ruhu, yaşadığı şok ve korkuyla başa çıkmasını sağladı. Ashley hayallerini gerçekleştirmek için üniversiteye gitti. 2017 yılında çevre çalışmaları bölümünden mezun oldu. Bundan sonra, kız çevre temizleme uzmanı olarak bir işe girdi. Burada kazanma isteğini ve zor sorunları çözme yeteneğini gösterdi. Bir ekip içinde çalışan Ashley, tüm boş zamanını davaya ayırdı ve başarıları şirket yönetimi tarafından hızla fark edildi. Bu nedenle kız terfi için gitti, onun için bu, uzun yıllardır çabaladığı rüyanın gerçek bir gerçekleşmesiydi. Ancak, hikayenin kahramanına yakın olanların itirafına göre, başardığı şeyde durmak istemedi. İş yerinde mükemmel bir yer edinmiş olmasına rağmen, Ashley seçtiği yönde gelişmeye devam etti. Annesiyle harika bir ilişkisi vardı, günlük telefon görüşmeleri yapıyorlar ve her sabah telefonda konuşuyorlardı. Kahvaltı sırasında, işe gitmeden önce kahve içerken birbirlerinden haber alıyor ve samimi ayrıntıları paylaşıyorlardı. Gün boyunca anne ve kız periyodik olarak birbirleriyle temas kurdular, olayları ve deneyimleri paylaştılar ve her zaman birbirlerinden anlayış ve destek buldular. Kızın hayatının bu döneminde, gerçekten hoş olmayan şoklar oldu, Lee Harrison adında bir adamla tanıştı. Kızın erkek arkadaşı birçok yönden onun tam tersiydi, ancak buna rağmen çift 5 yıldan fazla bir süre birlikte kaldı. Hikayemizin sonuna doğru, kız nihayet erkek arkadaşının hayatının geri kalanını birlikte geçirmeye hazır olduğu kişi olmadığını fark etti. Sabah 9.00'dan akşam 5.00'e kadar tam zamanlı bir işi vardı. Ashley'in iyi bir eğitimi ve başarılı bir kariyeri vardı, sevgilisi ise resmi olarak hiç çalışmamıştı. Bununla birlikte, iyi bir yaşam sürüyordu ve Ashley'nin onun parayı nereden bulduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ailesi, bir şeyler saklayan şüpheli bir erkek arkadaşla olan ilişkisini genellikle onaylamıyor, ancak kızlarının ilişkisini bozmamak için sabırlı davranıyorlardı.
Ayrıca çift için bir gelecek olmadığına ve kızlarının seçtiği kişinin iyi bir koca ve sevgi dolu bir baba olabilecek bir adam olmadığına inanıyorlardı. Yaşanan trajediye yakın bir zamanda, Ashley erkek arkadaşına ayrılmaya değer olduğunu ima etmişti, ancak o bunu reddetti. Tam tersine, adam evlilik yapmaya ve bir aile kurmaya hazır olduğu konusunda ısrar etti. Onun ısrarlarına rağmen kız tereddüt etti. Haziran 2022'de, 28 yaşındaki Ashley ve erkek arkadaşı Somerset yakınlarındaki 5 günlük bir festival olan ünlü STN Bury Festivali'ne gittiler. Burası her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen oldukça ünlü bir mekandır. Burada modern müziğin sertlik yanlılarının yanı sıra ünlü Tom Shaw ve Elton John gibi efsane haline gelmiş sanatçılar da sahne alıyor. Çift burada kendilerini hiçbir şeyden mahrum etmedi. Rahatlıyorlar, eğleniyorlar ve içiyorlardı. Ancak kızın kaderinde burada suç dünyasının temsilcilerinden oluşan bir grupla karşılaşmak vardı. Aynı festivale erkek arkadaşı Lee Harrison'un arkadaşları da katıldı. Aslında SZ olarak bilinen bir gangster grubunun üyesiydi. Kendilerine Hilsi Ders diyen kendi gangster grubu vardı. Anlatılan olaylardan 3 yıl önce, adı Neil Barry olan Lee'nin eski bir arkadaşından büyük miktarda yasa dışı madde çaldıkları biliniyordu. Suç çevrelerinde bu adama branch deniyordu. Kendisi olaya karışmamıştı ama daha sonra olaya karışan çete arkadaşlarını savundu. Adam onların lideri olarak görülüyordu, bu yüzden Barry Harrison'u soygundan suçlu buluyordu. Sonuç olarak Neil ile ilişkileri kötü bir şekilde bozuldu. Eskiden yakın arkadaş olarak görülmelerine rağmen, bir süre sonra tartışmalar sona erdi. Bir gün Barry'nin Shanze adındaki arkadaşlarından biri festivalde tatil yapıyordu. Burada Lee'nin arkadaşları olduğu ortaya çıkan diğer Hilsi Ders çetesi üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Bundan sonra, Sean'ın kız arkadaşı yardıma ihtiyacı olduğu için erkek arkadaşını terk etti. Ancak onunla gitmedi ama festivalde eğlenmeye devam etti. Kız, Lee ve Ashley'nin takıldığı mekana katıldı. Neil ve Sean diğer çete üyeleriyle birlikteydi ve Lee'nin grubuyla çatışmaları vardı. Neil kızı başka bir çeteden rakipleriyle birlikte gördüğünde, özellikle de erkek arkadaşının az önce dayak yemiş olmasına rağmen çok öfkelendi. Uzun süre onu sakinleştirmeye çalıştılar, ancak genç adam yalvarışlara boyun eğmedi. Bu parti sırasında büyük bir bıçak çıkardı ve festival alanında dolaşmaya başladı. Arka arkaya herkese Lee'nin nerede olduğunu sordu ve bunu açıkça kötü niyetle yaptı. Neyse ki her şey yoluna girmişti ve Ashley tatilinin ardından evine dönmüştü. Kız arkadaşlarına ve ailesine mesaj attı. Kız herkese kendisi ve erkek arkadaşı için ne kadar korktuğunu anlattı. Kız mesajlaşıyordu ve daha sonra polis memurlarının çok işine yarayacak olan birkaç sesli mesaj kaydetti. Karşıt gruplardan genç erkeklerin uygunsuz davranışlarını ayrıntılı olarak anlattı. Anlattığına göre Ashley, Neil'in büyük bir bıçak çıkardığına ve Lee'yi bıçaklamak istediğini söylediğine bizzat şahit olmuş. Belli ki kendini kontrol edemiyordu. Erkekler arasındaki husumet tüm bu olanlarda büyük rol oynadı. 3 yıl önceki bir soygunda dahil olmak üzere eski suçları hatırlıyorlardı. Her halükarda Ashley olanlardan dolayı çok endişeliydi ve hayatı için korkuyordu. 3 Temmuz'da Ashley, Sophie adında bir arkadaşına mesaj attı. Kız, Neil'in tanıdığı Ina saldırdığını bildirdi. 3 yıl önce sona ermesi gereken madde hırsızlığına dayalı kan davasının aslında hala devam ettiği ortaya çıktı. Ashley durumla ilgili görüşünü açıkladı, hesaplaşmaya dahil olmak istemiyordu ve gangsterlerden herhangi birinin tarafını tutmuyordu. Buna ek olarak, Lee ve Neil'in nasıl iyi arkadaş olduklarını hatırladı. Ancak son birkaç yıldır, birden fazla kez soyulan genç adam, çalınan maddeler için tazminat almak amacıyla Lee'ye başvurdu. Genç adam her seferinde parası olmadığından şikayet ederek erteleme istemiştir.
aslında kız paranın onda olduğunu biliyordu, sadece Neil'e vermek istemiyordu. Kendisinin soygunla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, çetesinin diğer üyelerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini açıkladı. Her şey tehditlere dönüştü, Neil öfkeyle çiftin evine gelip onu yola getirmekle tehdit etti. Ancak daha sonra her şey boşa çıktı. Sophie aslında hiçbir şeyin bitmediğini itiraf etti. Kız defalarca Neil'in öfkesine şahit oldu, Hilsi Ders'in hareketinden son derece rahatsız oldu. Bu durumda erkek arkadaşını desteklemeye hazırdı. Beladan kaçınmak için işler kontrolden çıkabilir gibi görünüyordu. Konuşmada Ashley, erkek arkadaşının ve arkadaşının iyileşmesini diledi. Buna paralel olarak, erkek arkadaşının kendisini her türlü suçlu ve suç unsuruyla çevrelemesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Kendini gruplar arasındaki çekişmenin tam ortasında buldu, kendi özgür iradesiyle değil, bu yüzden kendi güvenliği için endişelenmeye başladı. 3 yıllık bir anlaşmazlık olmasına rağmen, nedense festivalden sonra kan davası yeniden alevlendi. Durum devam etti. 21 Temmuz'da Neil'in Rick Warwick adlı arkadaşının kendi isteğiyle kendini hareket halindeki bir trenin önüne atarak hayatına son vermesinin ardından işler daha da kızıştı. Sonunda Ashley buna dayanamadı ve erkek arkadaşından ayrılmaya karar verdi. Sorunlardan kaçınmak için çift 2022 yılının Temmuz ayı sonunda ayrıldı. Bununla birlikte, Lee üzülmedi ve hemen festivalde Sia'nın kız arkadaşı olan Jordan Thompson adlı başka bir kızla ilişkiye başladı. Erkek arkadaşı dövüldüğünde rakip çetenin bir üyesine sığınarak haydutları kızdırdı. Doğal olarak Sean bu gibi durumlara katlanmaya alışık değildi. İhaneti affedemiyordu. Sonuç olarak Sean, 22 Temmuz'da Lilo'ya mesaj atarak ondan intikam almak için birlikte gidip Lee'nin arabasına çarpmalarını önerdi. Ona karşı çok agresifti ve arkadaşlarıyla iletişiminde defalarca tehditler savurdu. Haydut, Lee'nin konserde aşağılayıcı bir şekilde dövülmesinden kız arkadaşının da sorumlu olduğuna inanıyordu. Ayrıca, Ricky'nin ölümünden eski sevgilisini sorumlu tuttu. Borda'nın kendisine zorbalık yaptığını ve bu yüzden onu ellerini kendi üzerine koyma kararına ittiğini iddia etti. Ayrılığa rağmen Ashley hala gangstere yakın birçok kişiyle bağlantılıydı, onları kendisi de tanıyordu. Kız gruptaki gerginliğin arttığını gördü, festival sırasında düşman grubun lideriyle birlikte olduğu için suçluların öfkesinin kendisine de yönelebileceğine inanıyordu. Bu yaz dönemi boyunca Ashley arkadaşlarına sık sık mesaj attı, birçok mesajında hayatı için duyduğu korkuları dile getirdi. Zaman zaman gerçek bir paranoyaya benziyordu, kız sokakta kelimenin tam anlamıyla omzunun üzerinden baktığını iddia etti. Ricky'nin cenazesinde kız, Neil'i bir ağacın arkasından bakarken gördüğünden emindi, sözde onu takip ediyordu. İlk başta her şey sinirsel gerginlik olarak geçiştirildi, ancak daha sonra adamı tekrar gördüğünü iddia etti. Sophie ile diyaloglarından birinde Ashley bu sorunları çözmenin tek bir yolunu gördüğünü itiraf etti, Lee ile buluşacak ve onunla yeraltı dünyasıyla bağlantısı hakkında konuşacaktı. Görünüşe göre, artık onların çemberinde olmadığı için genç adamı kendisini diğer gangsterlerden koruması için ikna edebileceğini düşünüyordu, muhtemelen sorunlarını çözmek, geri vermek ve o çemberden çıkmak için yardım istiyordu. Cenazeden sonra herkes yakındaki bir restorana taziyeye gitti. Ashley burada Ali'ye Neil'i cenazede görmüş olabileceğini söyledi. Bunun ardından, eski erkek arkadaşı anlaşmazlığı çözmek için onunla buluşmak istedi. İşler bu kadar kızışmışken bunların hiçbirinin şimdi yapılmaması gerektiğinde ısrar eder. Bu noktada, karşıt gruplar arasındaki ilişkiler açık bir düşmanlığın eşiğine gelmişti. Lee sürekli tehdit mesajları alıyordu, bu yüzden Ashley, Neil ve gangsterleriyle yapacağı herhangi bir görüşmenin adamın son görüşmesi olabileceğinden korkuyordu. Cenazeden sonra yaklaşık 3 hafta geçti. Bu süre zarfında gangsterler biraz sakinleşti, ancak bunun sadece bir görünüm olduğu ortaya çıktı.
20 Ağustos 2022'de hikayenin kahramanı akşam 8.40 sularında iş çıkışı evinde dinlenirken bir alarm sesi duydu. Ne olduğu hakkında bilgilendirildi. Kadına göre, sonraki birkaç dakika boyunca kızı köpeğin gerginleştiğine dair mesaj atmış ve kendisi de giderek artan bir tedirginlik hissetmiştir. Saat 11.51'de annesine köpeğiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını gönderdi. Kız alarmı Yağmur'a ve gangsterler ile eski erkek arkadaşının karıştığı son olaylara bağladı. Katilin çoktan yakınlarda olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Saat 12.30'da Ashley Dale'in komşusu dairesinde yüksek bir gürültü duydu. Kız çığlık atmış ve komşuları saniyeler sonra kızın arka kapıdan kaçtığını ve verandada yere düştüğünü görmüşler. Görgü tanıkları hemen acil serviste temasa geçerek karşı evden silah sesi gibi bir gürültü duyulduğunu ve ardından ev sahibesinin daireden dışarı koştuğunu bildirdi. Yaralı görünüyordu ve yere yığıldı. Kolluk kuvvetleri çağrıya hemen yanıt verdi. Evin içinde kaos buldular, çok sayıda mermi kovanı vardı, duvarlar ve zemin kurşunlarla delik deşik edilmişti. Oturma odasında, memurları arka bahçeye götüren bir kan izi buldular. Yaralı Ashley yerde hala canlı bir şekilde yatıyordu. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri kalp masajı yapmaya çalıştı. Durumu kritik olan kız bir ambulansa bindirildi ve en yakın hastaneye gönderildi. 48 saat sonra kurşun yaralarından öldü. Otopsi sonuçları, ilk kurşunun karaciğeri yırttığını, diğerinin karın bölgesinden geçtiğini ve üçüncüsünün de kalbin sağ odacığına isabet ettiğini ortaya koydu. Gelişi güzel açılan ateş, yaşamla bağdaşmayan yaralanmalara neden olmuştu. Davetsiz bir misafir Ashley'nin aracının lastiklerini patlatmış ve onu yakmaya çalışmıştır. Görünüşe göre, bu şekilde onu sokağa çekmek istemişler. Failler bir süredir kızı bekliyorlardı, ancak kızın evde kaldığını fark edince saat 12.30 civarında saldırmaya karar verdiler. Saldırgan ön kapıyı ayağıyla tekmelemiştir. Kimliği belirsiz maskeli bir adam, dolu bir Scorpion hafif makineli tüfekle eve girdi. Tek bir tetik çekişiyle tüm şarjörü ateşleyebilen tam otomatik bir silah. Kız kaçmaya çalışmış ama saldırgan ona yaklaşık 10 el ateş etmiş. Saldırgan daha sonra yatak odasına çıkmış ve yatağa rastgele 5 el daha ateş etmiştir. Görünüşe göre görgü tanığı olmasını bekliyordu ya da başka bir kurban arıyordu. Kızın cep telefonu yanındaydı, saat 12.33 sularında Lee'yi aramaya çalıştı. Ancak adam cevap vermeyince eski sevgilisi ona sesli mesaj bırakmıştır. Polis, saldırıya ve failin olay yerinden kaçışına tanıklık eden birkaç kişi bulmayı başardı. Hemen ardından birkaç kişi bir arabanın sokağa girdiğini gördü, adamlar arabadan inip lastikleri kesmeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde, tanıklardan hiçbiri olayı polise bildirmeye çalışmadı. Muhtemelen herkes çok korkmuştu. Katliamdan sonra fail arabasına atladı. Daha sonra aracın bir Hyundai i30 ne olduğu tespit edildi. Polis, aracı bulmak için şehir genelindeki kameralardan alınan yaklaşık 2000 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Müfettişler sonunda arabanın yerini tespit etti ve veri tabanlarında araştırdı. Arabanın cinayetten sadece 6 gün önce satın alındığı ortaya çıktı. Aracın sahibi James, Neil'in arkadaşı ve suç ortağıydı. Yeni aracı satın almadan önce eski aracını kullanıyordu. Haydut kızı tek başına öldürmedi. Joseph Pierce ve 6 yaşındaki Neil saldırıyı onunla birlikte planladı. Cep telefonu verileri sayesinde tespit edildiler. Saldırganların arabası cinayetten kısa bir süre önce evin önüne kadar gelmiş, kamera kayıtları sayesinde neredeyse tüm şehirde izleri sürülmüştür. İlginç bir şekilde, suçtan önce sakin bir şekilde dükkana girdiler. Kısa bir süre sonra masum bir kız çocuğu da soğukkanlılıkla katledildi. Buna ek olarak, adli araştırmacılar saldırı mahallinde büyük miktarda kanıt bulmayı başardılar.
James silahı doldururken fişeklerden birine DNA'sını bırakmış. İzler daha sonra kovan üzerinde bulundu. Kurbanın evinde katilin spor ayakkabılarıyla tamamen eşleşen ayakkabı izleri bulundu. Anlaşıldığı üzere silahları suçtan 2 günden daha kısa bir süre önce edinmişti. Polis memurlarının ilk konuştuğu kişilerden biri Lee'di. Vames'in ifadesine göre, saldırı gecesi bir partiye gitmek üzere taksiyle seyahat ediyordu ve herhangi bir çağrı duymamıştı. Bu noktada polis, Neil ve arkadaşı Sean'ın katliama karıştığından emindi. Ancak Lee, bu ayakkabıların suça karıştığından emin değildi. Uzun süredir arkadaş olduklarını, aslında kıza saldırmak için bir nedenleri olmadığını vurguladı. Genç adam işbirliğine yanaşmadı ve dedektiflere çok az değerli bilgi verdi. Müfettişler daha sonra onun Asli'ye karşı davranış ve tutumunu soğuk olarak tanımladılar. Görünüşe göre eski kız arkadaşının ölümüne hiç de üzülmemişti. Soruşturma sırasında en işe yaramaz tanıklardan biri olduğu ortaya çıktı. Yıllardır çıktıkları ve evlilik planları yaptıkları ve olaydan kısa bir süre önce ayrıldıkları düşünüldüğünde bu oldukça garipti. O arada dedektifler asıl görevle karşı karşıyaydı, suçluları hızla bulmak. Soruşturma, Neil'in ülkeyi terk etmeye ve kaçmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Bunu yapmak istiyordu ama yetkililerin dikkatini çekmekten korkuyordu. Şüpheleri dağıtmak ve polisin kafasını karıştırmak için Sean ile şifreli bir şekilde iletişim kurdu. Diyaloglarda kendisinden gaz olarak bahsediyordu. Modern gözetleme araçları sayesinde aldatmaca çabucak ortaya çıkarıldı. Mahkumlar kaçmak için ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini tartıştılar. Dedektifler Sean'un kaçışını Neil ile konuştuğuna inanıyorlardı. 23 Ağustos sabahı saat 5.43'te suçlular hazırlıklarını tamamladılar. 24 Ağustos'ta Neil CCTV görüntülerinde görüldü, Lucia adlı kız arkadaşı tarafından durduruldu. Evden ayrıldı ve aynı yere, erkek arkadaşının kaldığı otele, gitti, ancak farklı bir arabayla seyahat etti. Polisler bunun suç dehasını yakalamak için son fırsat olduğunu fark etti. Dedektifler katilin son bir gece daha geçireceğini tahmin ediyordu. Her ikisi de saat 22.45 civarında otele varmışlardır. Ertesi sabah Neil 24 Ağustos'un erken saatlerinde ülkeyi terk etmek üzereydi. Memurlar otel odasına baskın düzenlediler ve baş şüpheli Neil'in üzerinde $1,953 ve pasaportunu buldular. New York'a uçmak üzereydi. Adam tutuklandı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Neil de polis memurlarıyla işbirliği yapma konusunda Lee kadar isteksizdi, ancak bazı değerli bilgiler verebildi. Anlattığına göre, 21 Ağustos günü Sean'ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte evindeydi. Burada televizyonda kıran kırana bir kavga izlediler. Sean'ın yanı sıra arkadaşı Michael Kershaw ve Ian Fitz'in de orada olduğunu itiraf etti. Kısa bir süre sonra polis Sean'ı gözaltına aldı ve cep telefonu ile bilgisayarını iyice kontrol etti. Komplocuların New York'la bağlantılı kapsamlı suç faaliyetleri olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden suç unsuru karanlık işlerine devam etmek için oraya kaçacaktı. Cep telefonları için güvenli iletişim kanalları sağlamakla uğraşıyorlardı. Elbette bu tür yöntemler çoğunlukla suç vakaları için kullanılır. Kendileri de polisin deşifre edebildiği kapalı iletişim kanalları kullanıyorlardı. Anlaşıldığı üzere, suçlular yüzlerce müşteriye özellikle büyük miktarlarda madde sağlıyordu. Gerçekten büyük bir organizasyondu. Sean ve Neil Kuzey Wales'te satış yapıyorlardı ve iletişim için tek kullanımlık cep telefonları kullanıyorlardı. Bu kişilerin yaklaşık 165 müşterisi ortaya çıkarıldı. Buna ek olarak, ateşli silahların dağıtımıyla da ilişkiliydiler. Gangsterler sürekli olarak silah, hatta AK-47 gibi otomatik tüfekler alıp satıyorlardı. Suçlular Asley Dale'yi öldürmek için kullanılan Scorpion, hafif makineli tüfeği bu şekilde ele geçirebildi.
Bu şekilde polis, suç işlemek için gerekli tüm araçların nereden geldiğini bulmuştur. O arada James, arabanın sahibi, sürücüsü ve infazcısıydı. Sorgulamalar sırasında, sağlam bir kanıt temeli sunulduktan sonra şan çöktü. Ancak, o akşamki olaylarla ilgili çelişkili hikayeler anlatmaya başladı. Çocuk, Neil'in evinde olduğunu ve diğerleriyle birlikte kıran kırana geçen dövüşleri izlediğini açıkladı. Bu noktaya gelindiğinde, zaten birkaç gündür büyük miktarlarda madde kullanıyordu ve uyumamıştı. Yine de suçlu tatmin olmamıştı. Daha fazlasını istiyordu, bu yüzden arkadaşı Joseph'i de yanına alarak tek başına yola çıkmaya karar verdi. Yolda, Lee'nin orada olması gerektiğine inanarak Ashley'nin evine gitmeye karar verdi. Çiftin ayrıldığını bilmiyorlarmış. Hainler adama tehditkar bir kısa mesaj gönderdi. Olay yerinde kızın arabasını buldular ve tekerleklerini patlattılar. Suçlular kimsenin dışarı çıkmayacağını anlayınca içeri dalıp gördükleri ilk kişiyi vurdular ve onun düşmanları Lee olduğuna inandılar. Saldırgan hata yaptığını anladığında, hedefin orada olduğunu varsayarak yatak odasına gitti. Burada yatağa 5 el ateş etmiş ve kaçmış. Birkaç gün sonra akılları başlarına gelen gangsterler ne olduğunu anladılar. Masum bir kıza yapılanlar karşısında herkes dehşete düşmüştü. Ancak Sean'ın kendi itirafına göre, bu konuda bir şey yapmaktan korkuyorlardı. Tüm bunlar madde alımından kaynaklanmıştı. Hepsi de olan bitenin tam anlamıyla farkında değildi. Sorgu odasında Sean, Ashley'i öldürme niyetinde olmadıklarını iddia etti. Hepsi spontane bir saldırganlık eylemiydi. Ancak, hikayenin bu ilk anlatımının ardından ifade değişmeye başladı. Polisler bunun bir yalan olduğunu ve aslında çete üyelerinin cinayeti uzun süredir planladıklarını düşündüler. Çeteler arasında tansiyonun yükseldiği biliniyordu. Katliama karışanların hepsi gangsterdi. Birçok tanık tarafından da doğrulanan güçlü bir neden de vardı, 3 yıl önceki soygun asla unutulmamıştı. Daha sonra polis, katillerin katliam mahalline geldikleri Hyundai marka arabayı bulmayı başardı. Sahte bir plakası vardı. Tartışmalı araç suçluların evinden uzakta bir otoparka park edilmişti, ancak bir hafta sonra anlaşılması mümkün oldu. İçeride yeni kanıtlar, özellikle de 9 Ekim'deki katliam mahallinde bırakılanlarla aynı izler buldular. Trajik katliamdan 1,5 ay sonra, 20 yaşındaki Sean, 20 yaşındaki Neil, 29 yaşındaki Joseph ve James, Lee Harrison'u öldürmek için komplo kurmak ve Ashley'i öldürmekle suçlandılar. Suç dünyasının temsilcisi kaderinden kaçmayı başardı ve onun yerine Ashley Dale vuruldu. Duruşmalar Kasım ayında başladı. Müzik festivali sırasında başlayan kan davası, 2023 yılı boyunca tartışıldı. Tüm bunlar jürinin durumun ne kadar gergin olduğunu ve kızın içinde bulunduğu koşulları anlamasını sağladı. Kanıt tabanı da CCTV görüntüleri, adli tıp kanıtları, cep telefonu verileri ve tanık ifadelerine dayanarak değerlendirildi. Savcılık, ortak arkadaşları Ricky'nin ölümünden sonra özellikle akut olan Lee'den intikam almak istediklerini iddia etti. Kanıtlar çok ikna ediciydi ve kötü adamların suçluluğu konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. 20 Kasım'da jüri dördünü de kızı öldürmekten, Harrison'a karşı komplo kurmaktan ve silah bulundurmaktan suçlu buldu. Sonuç olarak Sean 42 yıl, Neil 47 yıl, Joseph 41 yıl ve James 43 yıl şartlı tahliye olasılığı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yargılanan Enfig'i, Bon ve Colum Redford hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Böylece organize suç dünyasının üyeleri arasında yaşanan ve masum bir kızın hayatına mal olan hesaplaşmanın bir bölümü daha sona ermiş oldu. Kısa bir süre önce, yine İngiltere'de kazara vurularak öldürülen Ella Edwards adlı bir başka genç kızın anlamsız cinayetinin öyküsünü anlatmıştık. Ne yazık ki son zamanlarda buna benzer hikayeler giderek artmaktadır. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir?
sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.